Değerli takipçiler, bu videoyu izleyen tüm takipçiler eşiyle, dostuyla, akrabasıyla mutlaka paylaşsın. Ya ne saçma, ne alaka? Buzdolabı nasıl taşınır? Taşındıktan sonra hemen takılır mı? Bu video sizler için çok önemli. Sıfır buzdolabı alıyorsunuz, tayininiz çıktı. Bir yere gurbete gidiyorsunuz, hemen nakliye esnasında fişe takıyorsunuz. Dolap kaput. Kaput demek Almanca'da bozuldu, at gitsin. İngilizce, Almanca diline gidiyorum. Hani birazcık tecrübeli olduğumu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bu videoyu mutlaka paylaşın dedikten sonra buzdolabı nasıl taşınmalı? Buzdolabı taşındıktan sonra fişe hangi aralıkta takılmalı? Şimdi videomuzu dört gözle şöyle açarak izliyoruz. Eğer takipçiler bekleyin. Buzdolabımızın buralarına kulp takmışlar. Diyor ki şu şekil yatırabilirsin. Yatırdın, tuttun. Sağ tarafa yatırdın, sol tarafa yatırdın, ön tarafa bir yatırdın. Şimdi taşınmanın esasında normalde bir şekli var. Şimdi kutu ambalajında zaten nasıl taşınması gerektiği çok bariz bir şekilde belli. Ama sizin dikkat etmeniz gereken ne gibi sıkıntı zararı oluyor da bu dolap 24 saat bekleyin diyor. Kimisi diyor ki lan oğlum tak gitsin onu diyen ya salaktır ya falan diyenler var. Şimdi o hemen tak diye çalıştıranları nasıl bilgisayarı yapacağız? Bu buzdolabınızın en çok önemli olan zarar gelen kısmı motor. Bunu ister sağa yatır ister sola yatır ne olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın değerli takipçiler. Sağ tarafta gördüğümüz boru gaz basma borusu. Bir, bayanlar anlamayabilir belki. Hani erkekler bayan ayrımı bir yapmayalım. Şurası basınç borusu, bu da dönüş borusu. Şimdi tehlikeye bakın. Bu dolabı ben bu şekil yatırdığım zaman ne olacak? Hatta şu şekil yapayım. Öbür tarafa doğru, şuraya doğru yatırdığım zaman ne olacak? Şu boruyu iyi takip edin. Karşıdan alalım Ebru Usta. Şu an dolabı yatırmaya gerek yok. Şu dolabınızın motoru, dolap motoru yan yattığı zaman ne olacak? İleriden alalım. Bakın, dolabı nakliye esnasında yan yatırdık. Ne akacak buradan? İyi izleyin. Yakınlaştırın. Bu dolabınızın motorunun içinde bulunan yağ. Şimdi şuradan akan yağ gördünüz mü? Buradan akan yağ dolabınızın soğutma borusunun içine girdiği için hatta bunu yan yatırıp uzun yola götürdüğünüz için buradan bu motor yağı bakın bu şekil akıyor, 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 akıyor. Bu bakır borunun içi doluyor. Dolduğu zaman siz dolabı diktiğiniz zaman bu borunun içindeki yağın aşağıya böyle little 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 yani yavaş 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 çöküp motorun içine çökmesi lazım bu yağın. Bu da nereden baksanız yarım gün benim nacizane fikrim siz ustanızı dinleyin ölmezsiniz bu dolapsızlıktan. 24 saat beklesin. Nakliyeden geldiniz. Açın içini, silin, temizleyin. Fişini takın. Fişi taktıktan sonra en az 8-10 saat açmayın. Niçin? İçerisini bir soğutsun. Usta peki biz nakliye esnasında taktık. Hemen fişe taktık. Ne zararı olur dediğiniz zaman bu motorun içindeki yağ dolabın içerisindeki soğutma sistemine o yağ geldiği zaman anlayacağınız dilde söyleyeceğim. Mazotlu arabaya benzin koymak, benzinli arabaya mazot koymak gibi yani karıştığı zaman sisteme yağ basıyor. Ondan sonra o dolabı ya kaldırıp atmak zorunda kalacaksınız 2000, 3000, 5000, 10.000 TL'lik dolabı ya da bu motor sökülecek, filtresi değişecek, sistem temizliği yapılacak, size bir dünya iş çıkacak. Uzun lafın kısası dolap hemen fişe takılmaz. Takılır diyene bana telefonunu verin. Ben arayayım onunla detaylı bir şekilde görüşeyim değerli takipçiler. Şimdi bu tarafa doğru yatırdık.
oldu. Eğer bu tarafa doğru yatırırsak, dolabı götürdüğünüz zaman değerli takipçiler, bir saat sonra takabilirsiniz. Şimdi bakın, iyi izleyin. Şimdi bu tarafa doğru bir yatırıyorum. Bakın, yağ akmayacak. Gördünüz mü? Yağ akmıyor hiçbir şekilde. Elimi çekersem yağ akıyor. Ama bakın, dolap eğer sağ tarafa doğru bir yatarsa, az evvelki yağ akan kısım şu değerli takipçiler. Burası gaz basma bu borusu. Şuraya yağ gelse hiçbir sıkıntı olmaz değerli takipçiler. Bilmiyorum aklınıza ne geldi? Kimisi yazmış. Çok bilmişim birisi yazmış. Dolap dik taşınırsa, dik götürülürse yerine götür tak. Türkiye'de acaba öyle bir baba yiğit var mı? Ben hayatımda görmedim. Bu dolabı aldı halat gibi şu şekil şöyle çıktı. Ya da birisi sağdan tuttu, birisi soldan tuttu. Bunu dimdik ne yapacak? Dik götürme, dik taşıma imkanınız %0. Bu ya arabaya yatacak, ya merdivenden çıkacak, ya içeriye girerken, ya sağa sola yaparken. Uzun lafın kısası, kapat bu videoyu. Hoşçakalın, mutlu kalın.